Uygun fiyatlı bir projeksiyon arıyorsan kesinlikle doğru videodasın. Bugün Havit markasının PJ210 Pro modelini birlikte inceleyeceğiz. Tam bir performans canavarı. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet, videonun başında da söyledim. Bugün tam bir performans canavarı olan Havit PJ210 Pro'yu birlikte inceleyeceğiz. Hemen başta bir spoiler vereyim. Ben 3 haftadan beri falan bu arkadaşı deneyimliyorum. İnanılmaz memnunum. Yani bu fiyat skalalarında yapılabileceğin en iyisini yapıyor diyebilirim. Ben bütün incinin her şeyini kurcaladım ve deneyimledim. Sizlere bunların hepsinden teker teker bahsedeceğim. Sesim böyle biraz kötü geliyor biliyorum. Hastalıktan yeni çıktım. Kusura bakmayın, şimdiden helal edinliyorum. Evet, isterseniz fazla konuyu dağıtmadan direkt Havit PJ210 Pro'yu kutusundan çıkaralım. Gördüğünüz gibi böyle bir kutumuz var ve bu arada demeyeyim, hani kutuyu yeni açmıyorum. 3 haftadan beri kullandım. Tekrardan paketledim. Oradan da hiç boşuna şey yapmayalım. Şov yapma gerek yok. Ben sadece kutu içeriğini sizlere göstermeye çalışıyorum. Marka yazmışlar, model yazmışlar. Burada autofocus özelliği var. 4K burada nasıl bir 4K veriyor? Sizlere bundan bahsedeceğim. Bu kısımda otofokus özelliği, 3 saniyede otofokus yaptığı. Wi-Fi bağlantımızı yazıyor. Burada kullandığımız app'in Android TV 9.0 olduğu. Stereo sound sisteminin olduğu yazıyor. Bu kısma geldiğimiz zaman ise burada da tekrardan 4K işte bütün özellikler yazıyor. Otofokus özelliği, tekrardan Android TV özelliği vesaire. Hepsini burada yazmışlar. Burada da bir tane görsel konmuş. Şuradan açalım. Kutunun içerisinden bir kutu daha çıkıyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu kutudan da bir adet HDMI kablomuz, bir adet güç kablomuz çıkıyor burada, 220 bağlayabileceğimiz. Burada Havit'in gördüğünüz gibi bir garanti belgesi. Burada da hızlı başlangıç kılavuzu var. Yani bu kurulum aşamasında sizlere rahatlıkla, kolaylıkla kurulumunuzu sağlayacak diyebilirim. Hiç buna ihtiyacınız yok. Makineye koyuyorsunuz, engellerden kaçınma tutun, merdiven özelliği tutun. Dehşet ve inanılmaz özellikleri var. Yani kuramama şansınız sıfır. Sizlere çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Makine otomatik olarak her şeyi zaten kendisi yapıyor. Hemen şurayı toparlayayım, cihaza geçelim. Evet, buradan da bu şekilde cihazımız çıkıyor. Şöyle baktığımız zaman burası cihazın üst kısmı. Burada açma kapama düğmesi var. Burada autofocus ile ilgili bir sticker yapıştırmışlar. Nasıl autofocus yaptı? Merceğimiz burada. Ve burada da autofocus yapmanızı sağlayan ve engellerden kaçmasını sağlayan lidar tarzında bir sensör ve kameramız mevcut. Bu kısımda hava giriş çıkışları var. Buradan da şu alt kısımdan da hava filtresi var. Buradan filtreyi çıkarıp ara sıra içerisine biliyorsunuz sürekli toz aldığı için filtreyi temizleyebiliyorsunuz. Bu kısımda iki tane 3 wattlık hoparlörlerimiz var. Buradan direkt 220 wattla giriş yapabiliyorsunuz. Giriş ve çıkışlarımız ise bu kısımda. Burada da USB gördüğünüz gibi bağlantı noktamız var. Buradan da istediğiniz filmi, müziği vesaireyi atıp direkt buradan çalıştırabiliyorsunuz. Burada kulaklık kısmımız var. Kulaklık kısmına da ben ev sinema sistemini bağladım. Siz de isterseniz kablolu kulaklığınızı, isterseniz ev sinema sistemini bağlayabilirsiniz. John Wick 4'ü izledim geçenlerde. Yani kendi hoparlörleri yeterli kalmadı. 3 watt olduğu için ev sinema sistemini bağladım. Böyle bir şey yok. Akıllara zarar. Burada direkt AV çıkışımız var gördüğünüz gibi. Bu da bir görüntü çıkışı. Bu da bir görüntü çıkışı oluyor ve HDMI çıkışımız da burada. Gördüğün gibi HDMI çıkışımız da bu kısımda. Böyle geldiğimiz zaman ise burası düz plastik. Bu arada böyle hafif bir yapısı var. Alt tarafta da panının olduğu bir kısım. Burada QR kodumuz mevcut. Burada da bütün evrensel olarak 3 ayaklı ya da bütün tripodlara bağlayabileceğiniz bir 1/4 vidalama girişimiz mevcut. Evet, alet bu şekilde gayet hafif ve güzel. Performansı ise inanılmaz. Şimdi sizlere biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Projeksiyonumuz 1280x720 çözünürlükte bir çözünürlük sağlıyor sizlere. Bu da yani HD bir çözünürlüğü var. 4K desteği nasıl oluyor? 4K desteği de destekleyen programlarda YouTube'dan vesaireden 4K çözünürlüğünde videolar izleyebiliyorsunuz. Bu arada içerisinde YouTube, Netflix, Xen hepsini indirip kullanabileceğiniz kendi bir store var. Oradan indirip kullanabiliyorsunuz. Bu arada ampulümüzün verdiği parlaklık 10.000 lümen. Yani bu da 230 NCI değerinde bir değer yapıyor. 1 kilo 30 gramlık bir ağırlığımız var söylediğim gibi. Bu arada 60 santim ve 5 metre arasında bir mesafede izleyebiliyorsunuz. Bu da 40 inç ile 170 inç, hatta 210 inçe kadar gidiyor. Ama tavsiye edilen kısmı 170 inç. 170 inçte rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten şimdi deneyimlerim kısmında benim kocaman bir duvarım var. Oradaki duvarda sizlere ne kadar büyük olduğunu göstereceğim. 3 wattlık hoparlörlerimizden sizlere bahsetmiştim. Dahili hoparlörlerimiz mevcut. 30.000 saatlik LED ampul ömrümüz var ve 90 wattlık bir güç ile çalışıyor. Bu arada kağıt verilerine göre 30 desibellik bir gürültü yapıyor çalışmasıyla, fan sesiyle. Bunun da bir testini yapalım istiyorum deneyim kısmında. Evet, özelliklerimiz bu şekildeydi. Şimdi şöyle yapalım. Gelin, evimin salonunda çok büyük bir duvarım var benim. O duvara yansıtalım. Ben sizlere merdiven özelliğinden, engellerden kaçınma özelliğinden biraz menüsünde gezelim. Sizlere bir Nintendo Switch bağlayayım. Onun bir keyfine, tadına bakalım. Apple TV bağladım. Bir ona bakalım. Şöyle biraz sizlere
deneyimlerimden bahsedeyim. Menüde gezelim, ses desibelimizi ölçelim. Daha sonradan tekrardan burada görüşürüz. Gelsin bakalım deneyimler. Evet, tekrardan evime hoş geldin. Gördüğün gibi arka tarafa böyle göstereyim. Duvara projeksiyonu kurdum. Şu anda birkaç tane yapmış olduğum senaryo var. Sana o senaryoları göstereceğim. Menü arayüzüne bakacağız. Bu arada kutunun içerisinden bir adet de şöyle göstereyim. Havit'in kumandası çıkıyor. Bu kumanda üzerinden istersen buradan da fokus yapmaya devam edebiliyorsun. Mouse modunda kullanabiliyorsun. Gezebiliyorsun, açık kapatabiliyorsun. Buradan direkt kanalları seçebiliyorsun. Ses açıp kısabiliyorsun vesaire vesaire. Ben kutunun içerisine koymayı unutmuşum. Yani kumandayı evde unuttuğum için içerisinden bir adet de kumandamız çıkıyor. Şimdi nasıl senaryolarda kullanabiliriz? Onu göstereceğim. Halihazırda bir tane elimde Nintendo Switch var. Onu bağlayacağım. Apple TV'yi bağlayacağız. Ve daha sonradan da bakalım şu ortamda bir fan sesi ben duyuyorum. Bazen beni rahatsız ediyor gibi geliyor. Bakalım bu fan sesi kağıt üzerindeki verilerde olduğu gibi 30 desibel mi? Yanıma desibel ölçeri getirdim. Onu ölçeceğiz ve menü arayüzünde gezip sizlere engellerden kaçınmayı ve birkaç tane özelliğini göstereceğim. Hadi gelin bakalım. Bu arada şu anda gördüğün gibi konumu bu şekilde. Ben herhangi bir 3 ayaklıya koymadım. Neden 3 ayaklıya koymadım? Koysaydım aynı duvar hizasında olacaktı. Ve biz bu merdiven dediğimiz olayı sağlayamayacaktık. Herkesin evinde bir 3 ayaklı, küçük 3 ayaklı olabilir. Ya da altına kitap, defter bir şey koyup yükseltip de bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiki mesafemiz bu. Gördüğün gibi nereden baksan... Evet, bir 3 metrelik bir mesafeden şu anda veriyorum. Ama ben bunu daha da geriye alabilirim. Bak o zaman ekran boyutumuz ne olacak? Evet, gördüğün gibi direkt otomatik fokus sistemiyle kendisini fokusladı ve ekran büyüklüğümüz devasa bir boyuta erdi. Yani ben önüne geçtiğim zaman bu şekilde bakabilirsin büyüklüğüne. Evet, ne kadar geride olursa çözünürlük maalesef bir tık o kadar kötüleşiyor. Ama videoda da söylediğim gibi 210 inçe kadar görüntü alabiliyorsunuz. Yani 5 metre uzağa kadar koyabilirsiniz. Ama tavsiye edilen uzaklık 170 inçe kadar olan uzaklık. Böyle de çok güzel görüntü. Şimdi beni aydınlatan küçük bir sarı ışık var burada. Onu kapatıyorum. Kapattıktan sonra da görüntü bakın böyle daha da güzel olacak. Evet, çok inanılmaz keyifli. Otomatik fokuslamamızı yaptı. Şu anda kendisini fokusladı. Ve ben sizlere buradan arayüzünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfadan buradan isterseniz kendi üzerinden Netflix, Prime Video, Disney, YouTube, YouTube Kids... Hepsini buradan kullanabiliyorsunuz. Hatta buradan uygulamalar kısmına gelip buradan daha fazla App Store'dan uygulama indirebiliyorsunuz. Bununla birlikte speaker modu var. Eğer bu speaker modunu açtığınız zaman cihazı sadece speaker olarak kullanabiliyorsunuz. Yani müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu sefer bütün ışıklarını kapatıyor. Sizlere hiçbir projeksiyon görevi görmüyor. Sadece 3 wattlık bir speaker olarak kullanabiliyorsunuz. Yanında Miracast var. Bununla birlikte de görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki görüntüyü aktarıp buradan telefonunuzdaki müzik videoları açıp izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim, bu uygulama kısmıydı. Hemen geri geliyorum. Ayarlar kısmına geldik. Ayarlar kısmında ise gördüğün gibi burada USB seçeneğimiz var. Herhangi bir USB bellek bağlayıp bellekteki fotoğrafları, müzikleri ve videoları izleyebiliyorsun. Search kısmından ise buradan da HDMI. Direkt eski AV bağlantı kabloları var ya, kırmızı, beyaz ve sarı üçlü girişler. Oradan yararlanabiliyorsun. Ya da projeksiyon üzerindeki direkt USB bağlantısından USB'ni okutabiliyorsun. Settings kısmına geldik. Settings kısmına geldiğimizde ise burada bizleri ağ, Bluetooth, projeksiyon, diller, tarih, sistem ve diğer özellikler bekliyor. Hızlıca geçiyorum. Ağa bağlanacaksın ki kendi Wi-Fi'ne. Tabii ki de uygulamaları indirip uygulamanın içinde gezebilesin. Bluetooth'la istediğin herhangi bir, hemen göstereyim, bu tarzda speakerlarımızı bağlayabiliyoruz ve daha güzel böyle soundlu şekilde filmler izleyebiliyoruz. Bizim için en çok önemli kısmı projeksiyon kısmı. Buradan otomatik odaklama, zaten otomatik odaklamayı biliyorsun. Kendisi fokusluyor ve gördüğün gibi hemen bak odaklıyor. İstersen sen de kumanda üzerinden ince bir ayar yapabiliyorsun. Ölçeklendirme var. Buradan istediğin ölçeklendirmeyi kendin bu şekilde de seçebilirsin ayarlar üzerinden. Otomatik merdiven düzeltmesi, bu da otomatik olarak köşeleri kendisi ayarlıyor. Ben bu arada manuel ayarlamadan yanayım. Burada hemen açayım. Manuel ayarlama. Örnek veriyorum, uçları bu şekilde kendin düzeltebiliyorsun. Hemen sağ tarafı da aşağıya alıyorum. Görüyor musun? Kendi o anki göz zevkime göre kendi karemi, dikdörtgenimi oluşturdum. Mükemmel bir dikdörtgendi şu anda. Bu şekilde. Evet, burada gördüğün gibi hangi şekilde asılı mı değil mi, bunların hepsini kendin belirleyebiliyorsun. Şimdi dilersen hepsinden çıkayım. Search'e gelip buradan HDMI diyorum ve Nintendo Switch'i bağlıyorum. Şimdi buradan direkt kumandamız, evet, search, mouse modunu açtık, hemen kapatalım. Search diyoruz ve HDMI, evet, açtık. Yani bu kadar güzel büyük bir ekranda da yani PlayStation 5 falan oynarken inanılmaz zevkli, anlatamam. Çok keyifli, çok tat verici ama neredeyiz onu da bilmiyorum.
Evet, ışık açıldığında baya görüntü kaybı oluyor. Fakat bu kadar büyük ekranda da bu şekilde keyifli bir durum söz konusu. Nintendo Switch'imi oynuyorum. Dilersem Apple TV'mi bağlıyorum. Apple TV bağlamamdaki amaç ne? Üzerinde diyeceksin Disney Plus var, Netflix var vesaire. Apple TV'yi bağlıyorum çünkü kulaklıklarımız Apple olduğu için, örnek veriyorum, eşimle film izlerken ikimiz de Apple kulaklıklarımız, direkt Apple TV'ye yönlendirip oradan koskocaman ekran keyfiyle sinema izlerken, film izlerken kulaklıklardan faydalanarak Apple TV yardımıyla bunu kullanabiliyoruz. Ve Apple TV'den aldığımız görüntü, biliyorsun makina HD olduğu için Apple TV'nin verdiği görüntü 1080 oluyor. Daha canlı bir görüntü alabildiğim için Apple TV kullanıyorum. Bu da ufak bir taktik. Bunu sana vermiş olayım. Şimdi bunu tekrardan böyle masanın üzerine aldım. Görüntü daha net. Ben şimdi buradan oyunu kapatacağım. Oyunu çekiyorum. Buradan da çıkıyorum. Fan sesinin desibelini ölçelim. Bakalım neymiş. Yanına kadar soktuğum zaman oradan tam görünüyor mu bilmiyorum. 44'lerde 50'lere geliyor. Uzaklaştığım zaman 40'larda bir desibel seviyemiz var. Evet, gördüğün gibi Havit PJ210'da durumlar bu şekilde. Menü arayüzü, kumanda kullanımı ve bağlayabileceğin senaryolar bu şekilde. Ciddi anlamda memnun kaldım. Zaten videoda da söylemiştim. Ben bu cihazı 3 haftadır kullanıyorum. Daha da kullanmaya devam edeceğim. Hatta bu videoyu bitirdikten sonra bir film keyfim var. Kaçmaz. Testler ve gösterebileceklerim buraya kadardı. Hadi gelin videoya devam edelim. Evet, şimdi büyük ekran olduğu zaman tabii ki de bir 1080p çözünürlük. Daha şimdi günümüzde 4K'lar var. Ama videonun başında ne dedik? Dedik ki fiyat performans. Yani 3500-3600 liralarla 3900 lira aralarında fiyat bandında gezen bir ürün. Yani bu paralara bu kadar dev ekranda bir sinema keyfi yaşayıp inanılmaz bir haz alıyorsunuz. Bu arada eğer ki bir projeksiyon deneyiminiz yoksa kesinlikle perdeyle, çarşafla, bir şeyle gelin arkadaş. Bütçeniz dahilinde bir tane projeksiyon alıp bu keyfi yaşayın diyorum. Sinemada yaşadığınızın böyle kat ve kat aynısı diyebilirim. Eğer o ortamı sağlarsanız, bir de sevdiğiniz eşiniz, dostunuz, arkadaşınız yanınızda olursa her şey daha da tıkırında. Çok eğlenceli bir şey ve insanı rahatlatıyor diyebilirim. Yani 3500 liralara da bu kadar güzel otofokus yapabilen, bu kadar güzel engellerden kaçınabilen ve özelliklere sahip bir alet. Ben çok memnun kaldım. Kesinlikle bu stüdyoda kalmayacak. Alıp eve götüreceğim. Kullanmaya devam. Havit markasına çok çok teşekkürler. Bu fiyatlarda bizlere ürün sağladığı için. Bu arada yurt dışı fiyatları çok farklı. Ben Almanya'da yaşıyorum. Havit firmasını da buradan kutluyorum. Nasıl farklı? Türkiye'de alım gücüne göre bir fiyat skalası ilerliyorlar. Yani örnek veriyorum, iPhone yurt dışında 1500 euro. Türkiye'de 3000 euro ya. Havit öyle yapmıyor. Örnek veriyorum, bu alet 100 euro ise Almanya'da, Havit bunu yarı fiyatına Türkiye'de veriyor ki herkes kullanabilsin. Alım gücüne göre değerlendiriyor. Buradan da benden bir helal olsunu aldı yani. Havit firmasına tekrardan teşekkürler. Ben ürünü güvenli bir şekilde alabileceğiniz linklerini aşağıya ekliyorum. Aşağıdan güvenli bir şekilde ürüne ulaşabilirsiniz. Oradan da güncel fiyatına bakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediysen çok çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Bye bye. Abone değilsen de abone olmayı unutma. Bye bye.